Herkese merhaba, ben Çağrı Hoca. Konuşarak Öğren'le birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Tenslerle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Past Perfect Continuous Tense'e bakacağız. Şimdi zaman isimlerinden yapısını tahmin etmeye çalıştığımızda çok güzel ipuçları veriyor bize aslında. Önceki derslerimizi izlediyseniz bilirsiniz, izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim ve sonraki dersleri de kaçırmamanız için kanala abone olup bildirimleri açarsanız süper olur. Past Perfect neydi hatırlayalım? Past Perfect dediğimiz olayda uh, had kullanıyorduk bir kere. Had diye buraya yazıyorum. continuouslar neydi? Continuouslarda da ing kullanıyorduk. Bir süreklilik vardı. En bildiğimiz present continuous'ten şimdiki zaman. Past Perfectlerde ve bütün diğer perfectlerde bir de fiilin üçüncü hali kullanılıyordu. Bunu da unutmayalım. Burada o zaman yapacağımız şey had been artı fiile ing getirilmesi. Şimdi tanımında bakalım diyor ki past perfect continuous tense present perfect continuous tense'in geçmiş zaman halidir. Present perfect continuous de yakın zamanda işledik. Zaten hatırlarsanız yapmaktayım, etmekteyim dediğimiz şeylerde kullanıyorduk. Şimdi yapmaktayım deyince o zaman nasıl kullanımı onu hatırlayalım. Bir işe geçmişte başladık ve o iş şu ana kadar devam ediyor. Diyordum ki mesela iki saattir kitap okumaktayım değil mi? ya da kitap okuyorum diye de çeviriyorduk ama o zaman present continuous ile karışır diye çevirmiyorduk. Peki bu sefer ne yapıyoruz? Yapmaktaydım diyeceğiz. Past perfect tense de buraya yazayım onu Yapmaktaydım. Yani artık yapmıyorum bitti. 2 saat önce başladı. Bir saat önce de bitti. Tamam şu anla alakası yok. Bu şekilde bir farkı var. Past perfect continuous tense ile present perfect continuous tense arasında. Yapısına baktığımızda öznelerimiz I, you, we, he, she, hepsinden sonra had been getiriyoruz ve hepsinin ana fiili ing takısını alıyor. Daha sonra gelmesi gerekiyorsa nesne ve yer zaman ifadeleri geliyor. Bu örneğimize baktığımızda I had been waiting beklemekteydim. You they had been waiting for you. İşte day seçersek onlar seni beklemekteydi. She had been waiting for you. O seni beklemekteydi anlamını veriyor. O zaman hani bunu present perfect tense yapmaktayım ya da yapıyorum diye çeviriyorduk ya, iki saattir seni bekliyorum gibi çeviriyorduk. Ee, karışmasın diye ben yapmaktaydım diyordum. Bunu da yapıyordum diye çevirebiliriz. Yapıyordum. O zaman past continuous tense ile karışabilir diye ben hep yapmaktaydım diye çevireceğim. Aklınızda bulunsun. Yapıyordum diye çevirirsem de şunu kastettiğimi yine biliniz. Örneklerime bakalım. Şöyle bir örneğim var. Bu örneği şu yüzden seçtim. Present Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense'de aynı örneği kullanmıştık. Onunla kıyaslayalım. Hemen değiştireceğim şimdi. Demiştik ki Present Perfect Continuous Tense'de My hands are dirty because I have been mending the car. Ellerim kirli çünkü arabayı tamir etmekteyim. 2 saattir arabayı tamir ediyorum. Present Perfect Continuous Tense'i Simple Present tense'le kullanıyorduk. Past Perfect Continuous Tense ise Simple past tense ile kullanacağız. Yani artık ellerim kirli demeyeceğim. Ellerim kirliydi çünkü arabayı tamir ediyordum. I had been mending the car. Farkı şu an çok daha nettir eminim. Soru haline baktığımda had you been waiting long before the bus arrived? Otobüs geldiğinde çok bekliyor muydun? Çok beklemiş, beklemekte miydin? Değil mi? Bu yine simple past, burası past perfect continuous. It had been raining for hours and the streets were very wet. Saatlerdir yağmur yağıyordu, yağmaktaydı ve sokaklar ıslaktı. Hepsi geçmişte. Evet, bir sonraki sayfama bakalım, yapılarını karşılaştıralım. Olumlu halinde had been artı verb ing demiştik. Olumsuz halinde had'in yanına not geliyor. Kısa halini kullanırsak hadn't oluyor. I hadn't been working. Çalışmıyordum, çalışmamaktaydım. You hadn't been working veya she hadn't been working. Öznemiz, zamirimiz hiç fark etmiyor hepsinde aynı kullanılıyor. Soru olduğunda yine hepsinde hadler başa geliyor. Ardından öznemiz sonra been ve yine fiili aynı geliyor. Had you been working? Çalışmakta mıydın? Kısa cevap verince olumlu da yes I had. Bu taraf olumlu. Olumsuz no I hadn't diye cevap vermiş oluyor. Bir de bilgi sorularımız vardı hatırlarsanız. Bilgi sorularında 5N1K soruları en başa geliyor. Bu örneğimde what had you been doing last summer? Geçen yaz ne yapmaktaydın? Devamına yine bir simple past'tan olay ıı, koyabilir değil mi? İşte okullar açılana kadar, okullar açıldığında yine simple past gibi bir şey kullanabiliriz. Evet çok kısaca anlattım çünkü karşılaştırmalı ve kolaydı. Artık örneğimize geçip daha fazla örnek görüp ve daha iyi netleştirebiliriz. Bu sefer cümlelerim uzun çünkü yanına ekstra simple past cümleleri geliyor. Biraz ıı, fontu küçülttüm. Umarım okuyabiliyorsunuzdur. Ben zaten sesli okuyacağım ve tercüme edeceğim sizler için. İlk defa video izleyenler ne yaptığımızı söyleyeyim hemen. İlk 5 tane siyah kısmı ben yapıyorum. Parantez içindeki fiilleri buraya past perfect continuous tense olarak yerleştireceğim. Not varsa olumsuz yapacağım. Soru işareti varsa soru yapacağım. Diğerlerini de siz çözüp yorumlara yazıyorsunuz. İlk örneğime baktım. I dedim not var olumsuz yapacağım. Olumsuz da neydi? Had'in yanına not getirdim. Kısa haliyle hadn't. Bir de been olacaktı. Film slip. Sleep'e de I ING ekliyorum. I hadn't been sleeping for long when she woke me up. O beni uyandırdığında çok uzun süredir uyumuyordum. Çok uzun süredir uyumamaktaydım. Yani çok olmamıştı. They demiş. Olumsuz emaresi yok. Soru işareti yok. They had been dedim. Feeling wait. Wait I ING getirdim. They had been waiting for 30 minutes when the bus finally arrived. Otobüs sonunda geldiğinde 30 dakikadır bekliyorlardı. Beklemekteydiler. 3 numaraya baktım. Look for var. Aramak anlamına geliyor. We denmiş özlem için. We had been looking for diyorum. Aramaktaydık. Arıyorduk. Neyi? Onun telefonunu. For two hours. 2 saat onun telefonunu arıyorduk. And then she found it in her bag. Ve sonra çantasında buldu. 4 numaraya geldim. For a long time demiş. Şurada bir run var. I had been running. For a long time when it suddenly began to rain. Uzun zamandır koşuyordum. Koşmaktaydım. Aniden yağmur başladığında. Simple past burada. Evet bilgi sorumuz var bir tane. How long demiş. How long Samirim uh, he olacakmış filmde learn. How long had he been learning. Learning getirdim. English before he went to UK. İngiltere'ye gitmeden önce ne kadar süredir İngilizce öğrenmekteydi? Ne kadar süredir İngilizce öğreniyordu? Bu 5N1K soruların cevabı biliyorsunuz. Az önceki kısa sorular gibi olmuyordu. Kısa cevaplar gibi olmuyordu. Yani yes I had, no I hadn't gibi kullanamıyorduk. Buna uzun cevap vermemiz lazım. Bu örneğe bakacak olursak işte neydi sorumuz? İngiltere'ye gitmeden önce ne kadar süredir İngilizce öğreniyordun? Ya da o öğreniyordu. Hemen şöyle aşağıya bir cevap verelim. He had been learning English for six months. Tek elimle tutup yazamıyorum niyeyse. Before devam aynı. He went to UK. O İngiltere'ye gitmeden önce 6 aydır İngilizce öğreniyordu 6 aydır İngilizce öğrenmekteydi diye çevirebilirim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Eminim ki çoğunuz anlamıştır ama olabilir aklınıza takılan bir yer varsa mutlaka yorumlara yazın. Ee, görürsem ben göremezsem başka hocalarımız veya diğer arkadaşlarımız yardımcı olacaktır. Böylece çok daha iyi öğrenirsiniz. O zaman bir sonraki zamanda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.